Haydi gelin videoya. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Hobi kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız sevinirim. Birazdan akvaryum ile ilgili işlemleri içeren video izleyeceksiniz. Minare salyangozları aslında faydalı salyangozlar. Tek kötü özelliği bana göre çok çabuk üremeleri. Aşırı ürüyorlar. Gece karanlıkta camlara yapışıyorlar. Işığı açtıktan kısa bir süre sonra aşağıya iniyorlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar minare salyangozlarını bir kabın içine topladım. Şimdi bu arkadaşları kabın içinde görüyorsunuz arkadaşlar. Çok üremişlerdi. Aşırı üredikleri için bir kapta bunlara bakıyordum. Suyu çok kirlendi. Şimdi bunun suyunu temizleyeceğim. Minare salyangozları çok dayanıklı salyangozlar. Bu arkadaşlarla ilgili bilgilendirme videosu çekelim. Ufak bir kaba elemanları ayıracağım. Bu arada biraz da muhabbet edelim diye düşündüm. Bu arkadaşların en kötü özelliği çok üremeleri. Bir de karanlıkta camın üstüne çıkıyorlar. Işığı açtığınız zaman akvaryumun alt kısmına doğru gidiyorlar. Bu arada çürümüş bitki yapraklarını da ayıklıyorum arkadaşlar. Çöp kutusunu getirdim. Bir parça peçete de aldım. Evet, dökmeden bu arkadaşları ayırma işlemine başlayacağım. Suyunu değiştireceğim. Çürümüş kısımları çöp kutusuna atıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar faydalı canlılar mı? Faydalı canlılar. Temizlik elemanları diyebiliriz. Bir de kumun içine girip akvaryum kumunu havalandırıyorlar. Faydası var. Evet, şu gördükleriniz ölü olanlar. Ayıklananları da görüyorsunuz arkadaşlar. Videonun bu kısmını çok uzun tutmadım. Sizler de bu şekilde bir ayıklama işlemi yapabilirsiniz. Ben salyangozları seviyorum. Hani sevmeyen hobiciler olabilir. Bir şey diyemem. Bu vatozda akvaryumda ölmüş. Yeni çıkardım. Öleli bayağı bir zaman geçmiş. Şimdi burada benim yapışık modül ledlerim vardı. Akvaryum kapağına yapışmış olan modül ledleri çıkardım. İki tane armatür var. Bu armatürü çıkaracağım. 70 santimetreye yakın daha doğrusu. Armatürü çıkarıp buraya ekleyeceğim. Önce keselim arkadaşlar. Bunları modül ledler suya düşmesin diye kelepçeleri takmıştım. Şimdi şu arkadaki kelepçeleri de alacağım. Kapağı buraya aldım. Kapak da bayağı kirli arkadaşlar. Evet, şunları kesip alıyorum. Kelepçeyi de keseceğim. Evet, şunu kesmiştim, onu alıyorum. Şimdi bu akvaryum bu az geldiği için bunu taktım. Ufak bir ayar çekeceğim. Evet, şimdi şu kelepçeleri alıyorum. Evet, şimdi bu kelepçeleri buraya takacağız arkadaşlar. Buradan da keselim. Bu katta teraryumlar var. Çekim yaparken de ışık yetersiz geliyor. Elimdeki bu led ampulü üst kısma sıcak silikon ile tutturmayı planlıyorum. Evet, sıcak silikon ile tutturdum. Işığı açtığımda görüntü biraz daha fark ediyor. Sol tarafta Orange izopod teraryumu var. Sağ tarafta da büyük saklama kabında panda izopod teraryumu var. Işığı kapatayım arkadaşlar. Aradaki farkı siz de değerlendirin. Evet, bayağı bir su mercimeği aldım. Bu elimdeki de Rigiamos. Rigiamos ile ilgili bilgi gelecek arkadaşlar. Burada da su mercimekleri var. Bu karideslerin bulunduğu 32 litrelik akvaryum su mercimeklerinin bayağı çoğaldığını görebiliyorsunuz. Tilki kuyruğu bitkisi uzamış. Benim hoşuma gidiyor. Burada silis kumda ve lav kırığında bitkilerim üredi maşallah. Bu da elimde gördüğünüz, daha doğrusu parmağımın ucunda gördüğünüz Rigiamos. Bakımı kolay bir bitki. Karidesler için, canlı doğuran yavrular için 10 numara 5 yıldız doğal rafya.
Rafya kullanmayı tasvip etmiyorum. Rafya boya içeriyor, salınım yapabilir. Bunun yerine lepistes otu, tilki kuyruğu, Richia moss gibi yüzeyde duran bitkiler kullanabilirsiniz. Elodea'ya da yüzeyde bırakabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, burada da bakın yine Richia moss var. Ön tarafta Anubias glabra bitkisi var. Bunlarla ilgili bilgi videoları gelecek. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Sol tarafta az gördüğünüz ciklet yavruları bir arkadaşım hediye etti. Tabii bunları başka bir arkadaşa hediye edeceğim. Bu beta kabında da dere çakılında bakımı basit bitkiler geliştiler. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Burası da kırmızı sakura karideslerin bulunduğu akvaryum. Bakın tilki kuyruğu uzadı ama ışığı engelleyen su mercimeği kitlesini görüyorsunuz. Arkada da Richia moss var. Richia fulitans bitkisi karidesler için çok faydalı. Yani bu tür bitkiler nitratı, fosfatı emiyor. Zararlı maddeleri alıyor. Canlı doğuran yavruları için saklanma alanı oluşturuyor. Aynı zamanda dediğim gibi karidesler için bence 10 numara. Bakın Richia moss ve yoğunlukta olarak su mercimeği görmektesiniz. Şöyle aralayalım. Altta da Elodea var. İşte Elodea, tilki kuyruğu, Richia moss, su mercimeği gibi bitkiler. Lepistes otunu da buna katalım. Doğal rafya. Bu bitkiler beyaz modül led altında bile gelişir. Bakın yoğun olarak görmüş olduğunuz lemna minor su mercimeği. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bakımı basit dediğim gibi vurgulayarak söylüyorum. Bu bitkileri rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Bakın yoğun Richia moss elimden düşürdüm. Richia diyorum çünkü hakikaten bakımı kolay ve belli bir süre sonra çok çoğalıyor. Ben bayağı bir arkadaş hediye ettim. Onların da hoşuna gitti. İşte karides akvaryumu olan bir arkadaşa verdim. Canlı doğuran akvaryum olan başka bir arkadaşa hediye ettim. Richia moss'u kovaya koyalım. Buradaki bitkileri de komşuya vermeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, karideslerimizi alıştırmak için aldık. Zaten alıştırmasını yaptım. Kepçenin içinde tutmamın sebebi sizlere arkadaşları göstermek. Hemen yerine göndereceğim arkadaşlar. Dışarıdan karides ekliyorum. Çünkü popülasyona dışarıdan taze kan eklemek gerekiyor. Devamlı aynı popülasyonda gerçekleşen eşleşmeler genetik olarak görülebilecek bozuklukların görülme ihtimalini artırıyor. Evet, hobi köşemde yapmış olduğum bazı değişiklikleri içeren videoyu izlemiş olduğunuz yorumlar kısmına yorum yaparsanız sevinirim. Hobi kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve beğenirseniz sevinirim. Balıklarınıza ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.